Samsung 1938'de Boeing'un Lee tarafından Kore'nin Daegu şehrinde kuruldu. Şirket işe Kore'de bir gıda ihracatçısı olarak başladı. Ve Çin'e kurutulmuş balık, meyve, sebze ve un gibi gıda ürünleri ihraç ediyordu. Gıda sektörünün yanı sıra Samsung 1950 ve 1960 yılları boyunca sigorta ve tekstil gibi diğer sektörlere de girdi. Samsung Electronics yani elektrikli araçlar ise 1969'da başladı. Samsung'un ürettiği ilk siyah beyaz televizyon 1970 yılında piyasaya sürüldü. O zamanlar biliyorsunuz ki siyah beyaz televizyonlar tek vardı. Ve daha sonrasında ise 1970 yılında Samsung Petro kimyasallar gibi daha çok birçok alana el attı. Çamaşır makineleri, buzdolapları ve mikrodalgalar da üretmeye başladı. Ve Samsung 1980 yılında elektronik alanında daha çok yoğunlaştı. Renkli televizyon, bilgisayar, VCR ünitesi ve kaset çalarlar üreterek ihracata açığa başladı. Şu anda gördüğünüz kaset çalar Samsung'un ürettiği ilk kaset çalarlardan biri. Daha sonrasında Samsung Samsung 1989 yılında Samsung BP Chimilas'ı kurmak için BP ile birlikte çalışmalara başladı. Samsung böylece Kore'de kimyasal ürünler satmaya başladı. Ve 1990'lı yılların başlarında ve ortalarında Samsung kişiler bilgisayarlarda kullanmak için hafıza kartları ve hard diskler üretmeye başladı. O zamanlarda daha 4 GB 5 GB'a kadar üretebiliyordu ama günümüzde ise bu 128 GB. GB'e kadar çıktı. Hard diskler. Evet. Bir şirketin efsanesine göre Samsung'un ürettiği ilk cep telefonu 1995 yılında piyasaya sürüldüğünde çalışılmaz haldeymiş. Ve daha sonrasında Kun Hilli bu duruma sert tepki göstermiş. Bu tepkinin ardından Samsung 1990'ların yıl sonuna doğru cep telefonu işini daha ciddiye almaya başlamış. Ve Samsung internete bağlanabilen ilk telefonunu 1999 yılında piyasaya sürmüş. Öyle ki cep telefonu Samsung'un günümüzde en karlı olduğu elektronik ürün haline geldi. Samsung ilerleyen yıllarda Arda'da satış rekorlarını açıkladı. Ve Samsung 1998 yılında dünyanın seri üretilen ilk dijital televizyonunu üretti. 1999 yılına geldiğinde ise Samsung dijital televizyon serisini piyasaya sürdü. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Kun Li ve arkadaşları yetkililer. Evet daha sonrasında ise Samsung 2000'li yılların başında işitli televizyon üretmeye başladı günümüzdeki en içtiği televizyonları günümüzde Samsung piyasada bulabileceğimiz en iyi içtiği televizyonları üretiyor bence. Sizin fikriniz ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ve Samsung 2010 yılında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde ilk Android telefonu yani Galaxy S'i tanıttı. Galaxy serisi ise hızlı bir gelişme kaydetti. Öyle öyle ki günümüzde piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan biri. Evet, Samsung 2010 yılının sonbaharında Galaxy Tab tabletini piyasaya sürdü. 7 inçlik bu tablet zamanın ilk popüler Android tableti oldu. O zamanlar bunun gibi tabletler popülerdi. Evet Samsung 2013 tüketici elektronik fuarında televizyonlardaki gelişimi ve ilerlemeyi dünyaya gösterdi. Sergilenen TV program bilgisini kablodan veya uydu alıcısından sağlıyordu. Artık antene gerek yoktu. Evet şu anda tabloya, tabloda gördüğümüz gibi Günümüzde ise teknoloji daha da ilerledi, pazarlama alanındaki başarısı ve güzel ürünler, ürünleriyle Samsung bugün rekabet halinde olduğu firmalardan daha fazla akıllı telefon piyasaya sürüyor. Mesela 2018 yılında 293.700 telefon piyasaya sürmüş, 2017 yılında ise 316.600 telefon piyasaya sürmüş. Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Otters onların biraz daha altında. Totala baktığımızda 2018 yılında 1 milyon 388 bin telefon piyasaya sürmüş tüm firmalar. Evet daha fazla sürmüş diğer firmalar. Samsung'un bu başarısının A serisi sayesinde olduğunu belirtiyor. Uygun fiyatla kullanıcılarla buluşan modeller uzun süre kullanıcılar satın alınan ve telefonlar liste, en çok kullanılan ve satın alınan telefonlar listesinde kaldı. Sanatsal bu anlattıklarımızın dışında savunma, sanayi ve inşaat sektörleri gibi birçok alanda da faaliyet göstermektedir. Yani sadece elektronik alanında değil.